Sinemanya'da konuk yağmuru. Bu hafta kış ortasında güz sancısı var. Keyifli bir film oldu bizim için. Vizyon'un en nostaljik filminden Beren Saat ve Murat Yıldırım Ömür Gedi'ye konuk oluyor. Ben o gece bayağı sarsılmıştım o çekim sonunda. Güz sancısının zorlu setinden özel anlar, Aşk-ı Memnu'dan ve Asi'den son haberler. Kriz bizim diziyi de vurdu. Beren Saat'in yüzü neden geçmişi hatırlatıyor? Son insanımın sende dönen yüzü var diye bir cümlesi var. Sinemaya'dan herkese merhaba. Bu hafta Güz Sancısı'nın başrol oyuncuları Beren Saat ve Murat Yıldırım'la beraberiz. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Film şu anda vizyonda. Tom Biskiritlioğlu'nun yönettiği bir dönem filmi diyebiliriz. 6-7 Eylül olaylarını anlatıyor. Siz nasıl dahil oldunuz bu projeye? Uzun soluklu bir proje. Az önce de konuşmuştuk Beren'le. Kısaca bir bahseder misiniz? Sen daha geç. Ben en geç hatta, değil mi? Asi dizisi çekilirken Tommy Hanım birinci bölüm montajı yaparken karar vermiş benim oynamama. En son dahil olan kişi benim. Evet Murat, senin karakterin? Behçet. Behçet birazcık değil mi? İlk başta başka sonra değişime uğruyor. En çok, en hızlı değişim gösteren kesinlikle karakter diyebiliriz herhalde. Film biraz da hani 6-7 Eylül'den ziyade hem bir aşk filmi olmasıyla hem de Behçet'in yani benim açımdan bir kaybedişinin hikayesi. Çok dediğiniz gibi kısa zaman süre içerisinde bütün her şeyini kaybediyor yani. En yakın arkadaşından müstakbel evliliği, işte aşık olduğu kadın, ondan önce inançlarını kaybediyor. Milliyetçi saf bir Anadolu genci. Film biraz da onun kaybedişini ve değişimini anlatıyor bence. Zor bir rol, değişimleri olan bir rol. Hazırlanırken nelere dikkat ettin? Yani hazırlanırken şöyle... Sen milliyetçi misindir onu sorayım yani. Behçet kadar milliyetçi olduğunu sayılır. Behçet kadar. Milliyetçilik benim anlayışım içerisinde daha çok... yani vatanımı severim. Vatanımdaki tabii ki bütün insanları seviyorum. Ama yani bunun anlamı ırkçılıksa bir Türkçü değilim. Milliyetçi değilim o anlamda diyorsun. O anlamda bir milliyetçi değilim ama... herkesten, en az herkes kadar vatanımı çok seven birisiyim tabii. Sen biraz daha aşinasın galiba. Senin röportajlarında okuduğumda biraz daha o dönemlerle ilgili çok evet tabii yani ilgin olmadığını söylemiştin. O dönemlere ait bilgimiz şöyle. Yani tarihle çok fazla ilgilenme fırsatım olmadı benim. Ben hep işte sayısal öğrenciydim. Yıldız Teknik Makine Mühendisliğini bitirdim. Hep sayısalla ilgilendik. Tabii tarihle çok fazla ilgilenemedik ama bu bizim ayıbımız tabii ki. Fakat filme tabii ki de araştırarak başladım. Yani 6-7 Eylül olaylarından başladım araştırmaya. O dönem insanların yaşadıkları ve olaylar, bunların hepsini araştırdım ama benim daha çok tabii sıradan bir insanın veya işte bizler o dönemde olsaydık ne yapardık, bunları da düşündüm tabii. Sonuçta sadece o dönemde yaşanan... Peki, olur muydun sen acaba? Ben bunu daha önceki bir röportajımda söyledim. Yani o dönemde gelseydik bizler de bu olayların içerisine karışmış olabilirdik. Yani kimseyi suçlamıyorum ben. Yani bunları yaptıranlar tabii ki kim yaptırdı ve neden yaptırdı önemli olan bu. Biz bir filmde biraz bunu anlatıyoruz ama dediğim gibi bu öyle çok 6-7 Eylül olayını anlattığınız bir filmde değil. Şimdi yani seyirciyi o şekilde şaşırtmak istemem. Daha çok aşk konusunun işlendiği bir film. Olaylar da tabii fonda yerini alıyor. Size çok şeker, çok cici, çok hoş bir kız var değil mi? Aşık olduğunuz evet, bir Behçet'e. Zaten Behçet'e onun saflığına aşık evet. Oldu. İkiniz de dizilerde çok sevilen karakterleri canlandırdınız. Popülariteniz dizilerden sonra geldi. Sinema filminde oynamakla dizilerde oynamak arasındaki farkı soracağım. Çok klişe bir soru belki ama hani siz şu anda çok yeni yaşamış oyuncular olarak bunu nasıl değerlendireceksiniz? Ya bence o farkı zaten seyirci koyuyor. Ya sistemin kendisi de koyuyor. Dizinin kendine ait bir sistemi var ve bu sisteme uymak istiyorsanız dizide yer alıyorsunuz. Sinemanın kendi ayrı bir sistemi var. O sistemde yer almak istiyorsanız. Oyuncunun çok fazla hani ben bu sahneyi sinemada olsa şöyle oynarım veya dizide olsa böyle oynarım dediğini ben çok sanmıyorum. Yani sonuçta hepsi aynı oyunculuk. Fakat dediğim gibi o ışığından tutun da işte açısına kadar veya onun provalarına kadar her şey sinemanın kendi sistemi zaten onu diziden ayırıyor. Sizin ekstra bunun için çok bir şey yapmanıza gerek yok. O sistemde zaten sizi içerisine alıp sinema büyüsü sizi içerisine alıyor ve zaten orada başka görünüyorsunuz. Bunun için özel bir çaba sarf edildiğini sanmıyorum ben. Peki öpüşme sahnesine döneceğim. Bu sahnenin medyada yer alacağını herhalde ilk yaparken biliyordum. Sen erkekler için daha kolay derler, kadınlar için sevişme sahneleri daha zor derler. Bu konularda sizin fikriniz nedir? Ya benim için 110 sahne varsa o kadar sahneden bir tanesidir yani. Çok da
Çünkü o an zaten sadece sahneyi düşündüğünüz için dışarıdan tabii nasıl görülüyor bilmiyorum ama bize inanın öyle geliyor yani. Peki krizin vurmadığı dizilerde yer alıyorsunuz. Bu herhalde sizin için büyük bir rahatlık olmalı. Öyle değil mi? Vurdu aslında. Sizi de vurdum ama en az vurduğu diyelim. Çünkü birçok dizi yayında son verildi. Tekrarları yayınlanıyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani dizilerinize biraz dönersem dizilerinizdeki güç nereden geliyor? Yani tabii neye göre bu kararları veriyorlar bilmiyorum ama yani çok bunun reytingle de alakalı olduğunu düşünmüyorum çok. Yani onların kendi içerisinde hesapları var ve bununla çok fazla ilgilenmediğim bir konu. Ama kriz bizim diziyi de vurdu. Onu biliyorum yani. Peki çok teşekkür ediyoruz. Güç sancısına da başarılar diliyorum. Teşekkürler.